Şeker hastalığı biliyorsunuz damarlarda büyük sıkıntı yaratıyor. Fakat bunun altında yatan çok önemli bir takım özellikler var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki şekerin etkisi gerçekten uzun sürüyor. Örneğin şöyle bir şey var. Pankreas nakli olanlarda böbrek damarlarındaki hasar 5 yıl daha devam ediyor. Yani eksik olan insülünü yerine koyan pankreası kavuşan hastalarda etki hala devam ediyor. Bu oldukça ciddi bir durum çünkü hücre düzeyinde, metabolik düzeyde bir etkisi var. Bu etkisinden dolayı da sıklıkla özellikle küçük damarlarda ciddi hasarı neden oluyor. Ve bu da özellikle de kalp damarlarında, bacak damarlarında büyük sıkıntı yaratıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Hemoglobin A1C biliyorsunuz. 3 aylık ortalama kan şekeri. Aslında bunun da takip edilmesi lazım hastalıkların. Bakın %1'lik bir artış kalp damar tıkanıklığı, felç, bacak damar tıkanıklığını %11 ila 29 oranında arttırıyor. Bu derecede önemli. Onun için hiçbir zaman şekeriniz var diye üzülmeyin, korkmayın. Fakat kontrolü asla elden bırakmamanız gerekiyor. Bir de şeker ve tansiyon ikisi bir arada olduğu zaman buna toksik ikili deniyor. Çünkü ikisi beraber tansiyon büyük damarları Şeker ise küçük damarları etkiliyor. Dolayısıyla böyle hızlanmış bir hastalık ortaya çıkıyor. Bu toksik ikili denince de internette bir fotoğraf buldum. Trump'la Boris Johnson'ı toksik ikili olarak nitelendirmişler. Şimdi efendim hep biliyorsunuz bir endotel var, bir nitrik oksit var. Bütün bunların hepsi geçerli. Endotel bozukluğu aslında bütün damar hastalıklarının temelinde yatan hastalık. Ve nitrik oksit biliyorsunuz damarları genişletiyor ve nitrik oksit de azalıyor. Ve aynı zamanda damarlarda serbest oksijen radikalleri artıyor. Antioksidan savunma mekanizmaları zayıflıyor ve asıl damarın genişlemesini sağlayan düz kas hücreleri ortadan kalkıyor. Damarın kalitesi bozuluyor. Şöyle diyeyim. Damarın kalitesi bozuluyor. Ve özellikle de Damar sertliği olduğu andan itibaren bütün bunların toplamında damarın genişleyip büzülmesini sağlayan duvarın orta tabakasındaki kaslarda sıkıntı var. Ve özellikle burada kalsiyum çok önemli biliyorsunuz kasılma için deniliyor ki bir enzim var. Bu enzimin de şeker hastalığından etkilendiği düşünülüyor ve böylelikle kalsiyumun hücre içerisinde giriş çıkışında bir sıkıntı oluyor. Böylelikle damarlar giderek yavaş yavaş genişlemeye başlıyor ve endotel bozukluğuna bağlı olarak da damar sertliği ortaya çıkıyor. Yani her şey öyle sadece şekerim yükseldi onunla ilgili bir sıkıntı var değil. Bu işin altında gerçekten hücre dizeyinde oldukça detaylı bir takım durumlar ortaya çıkıyor. Ve işin temeli de bu endotelin bozulması. Çünkü bu endotel bozulduğu zaman bu gördüğünüz sıkı tabaka bozuluyor araları açılıyor ve araları açılınca da içeriye bol miktarda kolesterol girme ihtimali var. Bir de üstüne söyledim dedim ki hani kalitesi bozuluyor. Neden? Çünkü bu elastik bir doku olması lazım. Bakın bunun içerisinde kolajen artıyor. Kolajen artınca ne oluyor? Damar sertleşiyor. Bir de çok ilginç bir nokta var. Onu da söylemem gerekiyor. Özellikle insülün hücreye bağlandığı bir yer var. Reseptör bu. Bu reseptör içeriye haber iletiyor. Hücre için yanıtı veriyor. İşte bu reseptörlerin bağlanmasında da bozukluk ortaya çıkıyor. En büyük sıkıntı bu. Yani insiniz olsa bile yeteri kadar etki etme hücre içerisinde. Bir daha önemli bir konu var. Hücrelerin içi ve dışı negatif pozitif değişiyor. Böylelikle hücreler elektrik akımını komşu tarafı iletiyorlar. Yani bir haberleşme var. İşte şeker hastalığında özellikle bu hücre içi dışı negatif pozitif dengesinin de bozuldu ve böylelikle aslında hücrelerin aralarındaki haberleşme sisteminin de sekteye uğradığı düşünülüyor. Yani dediğim gibi göründüğünden çok daha sıkıntılı bir durum var. Ama hiç korkmayın. Her zaman için söylüyorum. Çok sıkı bir kan şekeri kontrolü. Sadece açlığın kan şekeri değil. Hemoglobin A1C ve düzenli egzersiz. Niye düzenli egzersiz? Bakın işin en büyük sırrı burada. Çünkü neden? Kaslar cimridir. İçerine aldıkları şekeri asla vermezler. Dolayısıyla biz eğer bu şekeri İritirsek egzersizde bu işe koruyucu bir çözüm bulmuş oluruz. Efendim teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.